Hepiniz biliyorsunuz 25 yıldır Sayın Abdullah Öcalan İmralı cezaevinde tecrit altında tutuluyor. Yıllık tecrit Kürt sorunu çözülmesin, savaş devam etsin. Bu savaştan sermaye çevreleri ve savaş politikalarını savunan iktidarlar kazansın diye yapılıyor. Bu iktidar halkın çocuklarını ölüme gönderiyor ama cenaze törenlerinde de boy göstermekten geri durmuyor. Tam da Kürt halkının özgürlük mücadelesinin filiz verdiği, tam da barış projesinin tek sahibi ve muhatabı olan Sayın Öcalan'ın doğup büyüdüğü topraklardayız. En güçlü cevabı buradan vereceğiz savaşa. Bu iktidarın fotoğrafını en net gören şehirlerimizden biri elbette ki Rıha. Yolsuzluğun, talanın, rantın taban yaptığı bir iktidar var. Tam da Eyüp'ü de Eyüpiye'deyiz. Eyüp peygamberden ismini alan ilçemizdeyiz. Açık ifade edelim. Eyüp peygamber yaşasaydı bu talan karşısında, bu kirlilik karşısında sabrı paramparça olurdu. Ama her defasında bu değerleri ağzına almaktan çekinmeyen ve Kürtlerin karşısında kaybetmeye mahkum olmuş bir iktidar var. Bizim için yerel yönetimler koltuk demek değildir. Bizim için yerel yönetimler rant kapısı değildir. Kürdistan'da kaybeden AKP-MHP iktidarı kendine yeni bir yöntem buldu. Kayyum atadı, haklarımızı gasp etti. Kayyuma boyun mu eğdik? Elbette ki hayır. Savaş politikalarına karşı ilk geldikleri dönemlerde ovada siyaset yapsınlar dendi. Demokratik siyaset yürüten arkadaşlarımızın her birisi AKP iktidarının rehinesi olarak cezaevlerinde. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Ne tutuklanan belediye başkanlarımız ne de tutuklanan eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz AKP'ye, onun kirli politikalarına boyun eğmediler. Yazmaya, mücadele etmeye, direnmeye, bizimle yoldaşlığa sonsuza kadar devam edeceklerinin sözünü verdiler. Şimdi söz sırası bizde. Bizim kazandığımız her belediye, bizim kazanacağımız her belediye bu ülkedeki farklı kimliklere ve inançların ortak yaşayabilmesinin anahtarıdır. Bizim kazanacağımız her belediye bu ülkedeki eşitsizliğe, adaletsizliğe
son verecek kapıdır. Bizim kazanacağımız her belediye halkın kendi sorunlarını anlatabileceği, çözebileceği kapıdır. O yüzden önemsiyoruz. Sözlerime son verirken buradan adalet nöbetinde olan barış annelerimize, siyasi mahpus arkadaşlarımıza hem annelerimize hem de cezaevinde direnen bütün arkadaşlarımıza sonsuz selamlarımızı gönderiyoruz. Coğrafya bizim, emek bizim, kimlik bizim, dil bizim. Bize ait olanı geri alacağız ve kazanmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Anser kestim, anser kestim.